Ustadımızın pırlanta gibi talebelerinden, en mühimlerinden olan Hulusi abi, sordukları zaman iki kişiden bahsedeceğim size. İki kişiden bahsedeceğim. Veya birkaç kişiden bahsedeyim ustadın şeyin. Niye Risale-i Nur'u anlamıyoruz? Hulusi abiye sorduklarında çok çeşitli cevaplar olabiliyor değil mi? Ben böyle bir kendisine ait notları okudum bu kadar. İki tane dosyam var. Ona demiş ki, sende muhabbet eksikliği var ondan demiş. Kardeşini sevmiyorsun demiş. Ne alakası var ya? Kalbini açan, umman yapan bu sevgidir. O kalbe açınca Allah'ın rahmeti de iner demiş. Ahmet Feyzi abiye demişler, niye Risale-i Nur'u anlamıyoruz diye. O da demiş ki, usta Ahmet Feyzi abi ustadın avukatı. O da demiş ki, haram yiyorsun. Haram. Haram yemeyeceksin kardeşim. Allah Allah. Hafız Ali abiye sormuşlar. O da İshar hasretin yoktu ondan demiş. Hala ben varım demişsin. İshar hasreti kardeşini kendine tercih etmek. Nasıl yapacaksın onu? Sen var oldukça o var olmaz. Sen yok olursan o var olur. Buradaki kardeşlere sorsan hepsi de ayrı bir cevap verecektir. Hüsrev abiye sormuşlar. Niye anlamıyoruz demiş. Gayretullah'ın az demiş. Ya. Bizim kolun yani pir yani meşrebimizin şeyi Zübeyir abi ona sormuşlar. Ne demiştir? Adam laikalara sadakatın az demiş. Rüştü abiye sordum. Benim abim bana emeği olan 78'den beri, 80'den beri yanındaydım. Dedi ki, sen kitabı başkası için okuyorsun dedi bana. Hasan abi, Hulusi abi de 33. sözün 3. mevkıfından bahsediyor ya o. He. Muhabbet bahsinden bahsediyor. Evet. Hangi, o tabi detayın, evet. O da muhabbet bahsediyor. Evet. Bana sormuşlar. Ben de bu bütünleri okudum bildiğim halde şöyle kendimce görüyorum. Kendini kendinle sınırlarsan hür olursun. Başkasıyla kendini sınırlarsan köle olursun. Kendisini kendisiyle sınırlayan insanların farklılıkları kendisine farkındalığı uyandırdığı için her makamdan bakan hiçbir makama mahkum olmadan farkındalığını artırarak kendi enfusi alemine bakamamaktandır diye şimdilik öyle tanımlıyorum ve dersimize hoş geldiniz. Enfusi derse ısınmak olsun diye bir mukaddime yaptım.